Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi ile Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş firma tarafından düzenlenen eğitim neticesinde başarılı olan belediye işçilerine, mesleki yeterlilik belgelerini verdi. Alanya Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından düzenlenen eğitim uygulamasında, riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçiler önce teorik eğitimini alıyor, ardından da öğrendiklerini pratik olarak uygulama şansı yakalıyorlar. Bu aşamaları tamamlayan işçiler, sözlü ve yazılı sınavın ardından sertifikalarını almaya hak kazanıyorlar. Mevlüt. Mevlüt Bey. Hayırlı olsun. Haberdiyen. Alanya Belediyesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen sertifikanın, Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde geçerliliği ve denkliği bulunduğu açıklandı. Ayrıca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar, belge almaya hak kazanacak ve bu belgeler E-Devlet üzerine de kayıt edilecek. Alanya Belediyesi tarafından yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavları, sadece belediye personeline değil Alanya genelindeki makine bakım ve inşaat sektöründeki bazı meslek dallarını da kapsıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğine göre tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında yer alan, iskele kurulum elemanı, kalıpçı, demirci, alçı, sıva, alçı, levha, duvarcı, ısı yalıtım, seramik, inşaat işçisi, PVC, boyacı, makine bakımcısı ve makine montajcısı alanlarında yapılacak olan sınavlar ücretsiz olup ilgili kanun kapsamında sınavda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları işsizlik fonundan karşılanacak. Alanya Belediyesi tarafından kentte ilk olacak bu proje sayesinde, Alanya'daki inşaat ve makine alanlarında yapılacak olan uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılması, buna bağlı olarak inşaat ve makine işçiliğinin kalitesinin arttırılması, marka değerinin korunması ve işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayetleri ile maliyetinin asgari düzeye indirilmesi ve rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor. Alanya'da bir ilki daha başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, Alanya Belediyesi olarak riskli ve tehlikeli meslek alanlarında çalışan işçilere, mesleki yeterlilik belgesi kazandırma çalışmalarına başladık. İşçilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak bizim temel prensibimizdir ifadelerini kullandı. Bugün Alanya Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerimizden ve mesleki yeterlik belgelerimizin birkaç aydır süren kursların neticesinde belgeyi hak eden ve kazanan arkadaşlarımızın yeterlik belgelerini verdik. Bu belge Aile Sosyal Çalışma Bakanlığımızın 5444 sayılı yasa gereğince hem önce iş güvenliği ve iş verimliliğini artırmak adına düzenlenen bir projeydi. Böylelikle de bizim buradaki esas amacımız önce personelimizin kendi güvenliği, akabinde de iş verimliliğini arttırmaktı. Öte yandan sertifika ve eğitim programı için 18 yaşını doldurmuş herkesin başvuru yapabileceği, gerekli koşulları sağlayanların başvuruları Alanya Belediyesi'nden yapabileceği açıklandı. Bu vesileyle artık dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, iş kapasitesi değişiyor ve biz de buna ayak uydurabilmek adına daha bilinçli, daha enerjik ve verimlilik bakımından daha güzel noktalar gelebilmek adına bu çalışmaları kendimize bir sorumluluk olarak gösterdik ve böylelikle hem iş gücünden kazanıyoruz hem de kalifeli ve yerli zamanında hizmet etmiş oluyoruz. Ve buradaki tabii ilk önce kendi güvenlikleri, arkasından da verim arttırmak olan bu çalışmanın arasında ve buradaki kazanılan, alınan belgelerin de denklikleri de uluslararası bir nitelikte, Avrupa Birliği ülkelerinde hepsinde de bu belgelerin yeterliliği var, denklikleri var. Ben buradan sadece Alanya Belediyesi ile sınırlı kalmaması, bölgemizdeki bulunan tüm işverenlerin ve böyle kalifeli bir çalışma yapması ve bunların da buradaki yani daha doğrusu verimliliği ve kaliteyi öne çıkartması gerektiğine inanıyorum.